Şimdi en gündemimizde biliyorsunuz ki çok sıcak bir konu. Ben sıcak konulardan başlamak istiyorum Tabii ki. öncelikle. Gizem mağduru mu oynuyor? Şok, şok, şok. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, Gizem mağdura oynuyor mu cümlesini tam net cevap veremem ama bu cümleye şöyle bir şey ekleyebilirim. Bence fan kitlelerine oynuyor. Sırayla konuklarımızın, seyircilerimizin yorumunu alalım Tabii ki. istersen. Evet. Öncelikle Başlayalım Dilara Dilara Hanım'dan Hanım'dan. başlayalım. Gizem hakkında değil mi? Gizem mağduru mu oynuyor? Benim yorumum ise mağduru oynuyor diyemem Gizem ama şöyle, fanları oynuyor diyebilirim. kimse alınmasın, sosyal medyaya başlayan ilk insan kitleyi gördükten sonra değişebiliyor. İlk kez böyle bir kitleye Bunu sahip aramızda olduğu en için tecrübe yanlışlar edilen biri yapmış olarak olabilir. Ve yorumluyor Dilara biz Hanım uyarmamıza bu arada. rağmen devam ediyor. Hani bir anda kitle seni de bırakabilir, linçlenin de Tabii bilirsin. ki. Yani herkes seni bir anda sevip bir anda da nefret edebilir. Evet. O yüzden bence pek fazla sosyal medyayla ilgilenmesin. Çünkü tamamen hayatını sosyal medyaya da adayamazsın Tamam. çünkü. Birer cümle birer Bu cümle kadar. alalım. Evet Hasret Hanım. Devam edelim ben sonra. Tamam Rümeysa Hanım. Ben söyledim ya. Anladım. Mağduru da oynuyor. Oynuyor mu? Evet oynuyor deyip kapatabilirsin. Evet. Evet kısa. Rümeysa şey. Oynuyor. Aynur Hanım. Bayağı iyi Nile oynuyor. Hanım. İyi oynadığını Günaydın. Sanıyor. Günaydın. Çok güzel gözüküyorsunuz. Bebek gibisiniz. Yorumunuzu alabilir miyiz? Teşekkür ederim. Benim yorumum da sosyal medyaya kendini fazla kaptırdı. Çok önemsedi bu şekilde. Benim Başka gibi fanlara. Yorumlar. Evet fanlar. Beyza Hanım. Ben mağdur oynadığını düşünmüyorum ama şöyle düşünmüyorum. Hemen kısa bir cümleyle açıklayayım. İlk başlarda gerçekten çok üzgündü ve mağdurdu. Sonrasında bir dakika açıklamasını yapabilir miyim? İlk başlarda gerçekten mağdurdu ve mağdur olmasının kendisine artı bir puan kattığını gördüğü için çok birazcık evet. daha devam bunu bunu kullanmaya çalıştı. Doğru bir yorum evet. bu. Yani çok doğru bir yorum. Sadece böyle. Bu bence çok de doğru. Evet. Bence de böyle. Buydu benim buydu. Bir şeyde. Çok duymadım ama mağdur oynadığını mağdurdu, düşünmüyorum sonra Mağdur olduğu olduğu mağduriyetini verdi. Artıları gördü. Evet. Artıları gördü. O tepkilerin güzel olduğunu gördü. Tutulduğunu anladı bu şekilde ve bunu devam ettirdi. Arkadaşlar ağlamaya devam ederdim. Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi burada herkesin oturmuş bir saniye. Yorum yapıyorum. Yorum yapıyorum. Program bir dakika. Ya yorum yapıyorum. Kimsenin yorumu bölünmesin. Ben herkesin burada oturmuş bir fan kitlesinin olduğunu düşünüyorum. Yani burada kimle, yani kime yürürse yürüsün o zaman fanlar için mi diyeceklerdi? Ve onların arasında dışarıda böyle bir şey var mı yok mu? Ben yorumlara bakmadım ben bile. Ben Gizem'in zaten hissetmiştim Görkem'i hani beğendiğini tip olarak, karakter olarak. Ve o zamanlar bu yorumlar sosyal medyada yok bilmem ne yoktu. Konuşmuyorduk. Gerçekten konuşmuyorduk. Abi bat bir. Berke 2, Mert İndiri 3, Görkem 4, Oğuz 5. Ben hakkımı kullanmak istemiyorum. Sen de kendin için izin iste. Kendim için sonrasında istersem isterim abi eyvallah. Kısa bir özet geç. Tamam, kısa sonra bir özet Buse yorumunu yapıp konuyu kapatıyoruz. Mağdur oynasaydım ben ağladığım sahneler aradan önceki sahneler. Aradan sonra hiç ağlamadım ki. Berke ile çok kötü kavga ettik ona rağmen ağlamadım. Berke bana hakaret etti ona rağmen ağlamadım. Galada da sert Gizem'i gayet iyi gösterdim. Burada hala o kadar olaylar olmasına rağmen ağlamadım. Mağdur oynamıyorum. Ama tamam. Evet tabii ki halkın haklaşını gördüm. Ne kadar destek olduklarını gördüm. Hoşuma da gitti ama devam ettirmek istemiyorum. Çünkü bu sefer de güçsüz kadın konumunda gözüküyor. Çünkü ben bu yorumu yapmadım. Tamam. Ben bunları niye söylemedim? Tabii ki Nile Hanım'ın yaşadığı yorumlardı. Bunu hepimiz yapıyoruz bir bu arada. Bu kötü bir şey kabul değil. Ediyorum. Bunu kabul nedenini edebilirsin. Söyleyeyim. Aileme karşı artık bana şunu soruyorlar. Neden ağlıyorsun? Yani ne oluyor oradaki? Yani bunu da duymak istemiyorum. Ben bu evde artık ağlamak istemiyorum. Çoğu zaman da serviste tamam, o yüzden yaptım. Tamam, toparlayalım. İkinci soruyu da Nile Hanım bir el kaldırdı. Ufak bir cümle sonra Buse Hanım konuşup konuyu kapatacak. Şimdi mağdur oynamıyorum deyip hani şeyi söylüyor ya galada konuştuğunu falan güçlü durduğunu. Bu şey demek değil hani yorum yapman ya da ağlamamak, mağdur oynamamak değil. Heh. Mağduru şu şekilde oynuyorsun. Sen mesela yani bak oynuyorsun derken burada hani oynuyorsun demiyorum. Biraz önce de yorumda da demedim öyle bir şey. Ama galada mesela hala şey diyorsun hani işte ben seviyordum o olmadı. Hani yine hala o mağdur rolünde olan sensin. Sadece ağlayarak göstermiyorsun bunu. Sevgilimi çağırmak istiyorum. Sevgilim gelsin lütfen. Buradaki sorun bir gün önce çok değil. Ağladığından da bahsetmiyorum dediğim gibi. Bir gün önce sen daha Berke'ye özürler diliyordun. Burada birazcık cilve yapıyordun. Hani bir şeyleri düzeltmeye çalışıyordun ya çünkü. O zaman Berke sana rest çektiğinde sen de diyecektin ki kardeşim öyle çekilmez böyle çekilir. Bundan sonra Berke Gizem yok
derdin. Ama çok şey sonra, geçmedi. Evet. Bir gün geçti. Bir gün sonra sen bir anda Görkem'i kırmızı odaya çağırıp. Çünkü gecesinde ben ona Aynur'la Berke'nin konuştuğu olayını söyledim. Evet. Dedi ki ben bunu duydum ve o zaman artık şöyle bunu beni arada öğrenmişti. İyi de bunu beni arada öğrenmişti. Arada olduğunu söyledi. O mesajları şeyleri arada öğrenip, arada söylediği, Gizem'in de bunu arada öğrenip şöyle bir şey de var, konuyla alakalı. Bir dakika. Şöyle bir şey de var. Arada dedi ya, bak dedi, bu kadar yüklenme dedi, bak Berke'ye karşı. Ben sürekli sinyal veriyor bana Beyza arada. Sen öyle söylemedin. Arada bunu öğrendin dedin.